Şimdi kullanıcıdan veri alalım. Veri girişi sağlayalım. Bunu input fonksiyonuyla yapıyoruz. Öncelikle isim diye bir değişken oluşturup eşittirle input'la ona veri aktaracağım. Adınızı giriniz diyorum. İki nokta üstü yapıyorum. Bu şekilde kullanıcıdan veri alabiliriz. Biz bunu yine biraz önce daha önceki videoda öğrendiğimiz print fonksiyonuyla ekrana yazdıralım. Adınız iki nokta üstte diyerek burada çift tırnağın sonrasında virgül koyarak isim değişkenini yazdırabiliriz. Evet, evim hava üstüne de yakın olduğu için arada uçak sesleri de geliyor. Adımızı girebiliriz. Şu anda input fonksiyonuyla veri girişi yaptım. Ve Enter'a bastığım zaman adınız Özgür Uyar diye yazdığını görüyorum. Metinsel bilgi yazdıracağımız zaman çift tırnağı unutmuyoruz. Bu tek tırnakla da oluyor. Onu da belirteyim. Python'da fark etmiyor. Tek tırnak veya çift tırnak içindeki zaten yeşil gözüken PyCharm bunları yeşile boyuyor. Ama print fonksiyonunda metinsel bilgiden sonra bir değişken yazdıracaksak ona çift tırnak kullanmıyoruz. Direkt değişkenin ismini yazabiliriz. Zaten yazarken değişken ismi yukarıda tanımlandığı için otomatik olarak PyCharm bize getiriyor. Ya tab tuşuna veya fareyle böyle çift tıklayarak otomatik olarak da çağırabiliriz. Bu şekilde metinsel bilgiden sonra değişkenleri de yazdırabiliriz. Bu şekilde input fonksiyonunu da öğrenmiş olduk.